yandan bir başka gelişme daha var. Hrant Dink cinayetini sizinle bütün programlarımızda çok sık görüştük, konuştuk. Biz Dink cinayetinin aslında kimler tarafından yapıldığını da defalarca söylemiştik. Bu hafta bir gelişme oldu. İstihbarat Dairesi'nin eski İstanbul İstihbarat Dairesi'nin müdürlerinden Ali Fuat Yılmaz'a, bu şimdi cezaevi, Silivri cezaevinde, bu aynı zamanda Balyoz Ergenekon kumpaslarının içerisinde bulunan bu Yılmaz Er'in Hrant Dink cinayetinde şüphelisi olarak da çağrılıyor. Evet, ifadesi alınacak. Bu işler, önce şunu söyleyeyim. Bütün halkımız, bizi izleyenler, yarbay içeri atılmış, Zirve Vadisi işte suçlamalarından içeri atılmış Mustafa Dönmez ismini ezberlesinler. Çünkü Türk ordusu bir takım operasyonlar yapıldı ve kimse bunları delillendirmeye ve de karşı tezler üretmeye ve mahkeme açmaya cesaret edemedi. Bunları getirip Genelkurmay, geçen hafta da tartışması oldu. Mustafa Dönmez bunları söyledi. Ekranlarda da tartışıldı. A2'ye çıktı, Halk TV'ye çıktı. Halk TV'de ki beceremedi programcılar onları konuşturmaya gerçi, ama Mustafa gene orada da söyledi Hanife Avcı Bey'le. Biz millet olarak, bir halk olarak Mustafa Dönmez arkasındayız. Mustafa Dönmez, cemaat, ordu içindeki cemaat ve kendisine yapılan belgelerin hepsini ispatladı ve açık ortadadır. Mahkemeye de sundu. Bu silahlar nereden geldi? Kendisine yapılan bu şeylerin arkasında kimler var? Belgeledi. Şimdi bu belgelerin cevabı yoktur. Ordu nasıl cevap verecek bilmiyoruz. Başka belgeler de gelmiştir. O Fidel Okan dediğimiz arkadaş da, Hanefi abi, başka yollardan ona da bir belge geldi. Cemaat, Fethullah Gülen'in kendisi generalle konuşuyor. Generallerle falan, yani çok belgelendi ordunun içinde neler olup döndüğü ve bir rüzgar değişti. Aynı şekilde bu Hrant cinayetinde de 6 yıl bizi, yani kendi ülkemizde bizi yabancı yaptılar. Bizi kendi doğduğumuz ülkede gayrimüslim, yabancı, yani bize bir şey yaptılar ya bizi. Bizi attılar, kovdular, bize yaptılar. Hrant'ı savunduğumuz için. Değil mi? Etyenlere konuştuk. Şimdi orada da rüzgar değişti. Başka bir şey yaptılar. Başka bir şey oldu. Şimdi sorumuz şudur Yavuz, bu çok önemli sorudur. Gerçekler ortaya çıktı, belgeleriyle ortaya çıktı ve çıkıyor da ne olacak? Çok da şey değişmeyecek. Çünkü şunu bilelim, bu mesela orduya kumpası, milli yazarlarımıza, solcu yazarlarımıza kumpasın arkasında NATO gibi, NATO'nun onayını almış, Amerika gibi, SİHA gibi büyük operasyonlar var. Bu operasyondaki insanlar, yani bu büyük operasyonu Türkiye'ye çekenler, cemaati öyle kolay kolay feda etmez. 3 verir, 2 verir, bilmem ne olur falan. Yani nihayetinde biz kazandık diye bir şey olmaz. Biz fikren kazandık ama kurumlar, bilmem neler, bunlar hala yerinde duruyorlar. Ve 1-2 yıl içerisinde toplanıp yeni operasyonları pekala çekebilirler ve çekecektirler. Şimdi bir bakıyorlar etkiye, tepkiye, nedir, ne oluyor falan gibi. Hatta belki 1-2 yıl sonra bunlar işin içine yeniden yan yana da gelebilir. Her şey olur. Çünkü Obama istedikten sonra neden olmasın? Fakat şu var. Burada bizim gideceğimiz yol nedir? Mustafa Dönmezler'in yaptığı da budur. Bu Nedim Şener'lerin Hrant Dink davasında yapmaya çalıştıkları yani da budur. Türkiye halkı bütün bunları görsün. Halk bunları yavaş yavaş görüyor. Aydın kesimleri gördü, yüz binler gördü. Ama bütün milyonlar bu sahtelikleri, bu pislikleri, orduya, yazarlara nasıl neler yaptıklarını, bu cinayetleri kimin işleyip kimin üstüne yıktıklarını bütün millet ve halk görsün. Bizim görevimiz de odur zaten. Bütün halka anlatmak. Bakın 7 yıl ne yaptınız? Öldürdünüz, başkasının üstüne attınız. Bizi suçladınız. Evet. Ya biz yani kendi doğduğumuz toprakta bizi yabancı yaptınız ya. Bizi gavur yaptınız ya. Bize neler demediniz ki ya. Bizi faşist edip kelepçeyi içeri attınız falan. Şimdi bütün gerçekler çıktı ortaya. İşin tamamen başka olduğu çıktı ortaya. Bütün halkımıza tane tane işte bu operasyonu kim çekiyor? Cemaat çekiyor ama cemaatin arkasında kim var? SİHA var, NATO desteği var. Şimdi NATO desteği var değil mi? Ya da Tayyip Bey var. Şimdi bütün bunları halkımıza anlatmak. Bizim görevimiz budur. Ben çok büyük mesafe alındığını düşünüyorum. Biz hangi yaşta olursak olalım, ne şekilde olursak olalım, en zor günlerde halkımıza anlattık. Ve anlatmaya da devam edeceğiz. Bunların bir fikri yoktur. Duracağı yer yoktur, yatacağı yer yoktur. Tamam, iktidar çok güçlü, polisi ellerine geçirmişler ama fikri, doğru fikri bunu koyacağız. Bayrak, bir ülkenin bağımsız bayrağı